ben böyle bir 10-20 metre aşağı doğru değil, bulduğum ilk yeri park et arabayı. Allah. Onlar... Dur ben bekle, orada çıkıyorum şimdi, ben alacağım seni. Tamamdır. Bye. Kim bilir nerede? Yo. Ne haber? Şuraya koyuyorum galiba. Olur. Ne haber? İyi, sana ne haber? Ha siz oradan, iyi siz gidin oradan, biz de arabadan topu alıp geleceğiz. Tamam, şu aşağıda sağda. Anlaştık. Bir tane yeter mi? Yeter ya. Ortaokul arkadaşım Barış'la beraber karşılıklı video çekiyoruz. İlk defa böyle bir şey yapacağız. Farklı olacak haliyle ama keyifli de olacağını umuyorum. Benden iyi oynadığını iddia ediyordu küçükken. Belki de oynuyordu. Şimdi bir daha göreceğiz, deneyeceğiz nasıl olduğunu. Herhalde basket topu almayalı 10 yıl falan oldu yani. Sinan'dan iyi olduğunu iddia ediyor musun? Görülmez kaza işte. Değilmişim. Tekrar görebilir miyiz? Gördüğünüz işte evet. Yani. Eyvallah, sana ne haber? İki tane topla geldi ve dedim ki 9 aylık oynayalım. Sen başla. Başlayalım. Ben başlayayım. Ha, şimdi bir. Galiba
bu videonun devamında sana şöyle bir şey söylüyorum şimdiden. Hayra şu noktada artık potere ters sokacağım. Tamam. Okey. Sokacaksın değil mi Kayra? Evet. Gençlere, genç basketçilere söylemek istediğim bir şey. 2-3 tane aslında şey var genelinde. Birincisi hata yapmaktan ve kaybetmekten korkmamak. Çünkü öyle bir ortam kuruluyor ki özellikle çocukların üzerinde. Hem üniversiteye ve okul kazanma sürecinde hem sporcu veya herhangi bir merakın peşinden koşmuş üzerinde. Hata yapmaktan korkar ve kaybetmeye tahammülü olmayan bir ortam yaratılıyor. En büyük şey ondan korkmamak. Bir diğeri de bununla beraber denemek. Olabildiğince denemek ve tekrarla bazı şeyler ulaşılıyor ve başarılı olunuyor. Yani sonuç olarak işte ben doğduğum zamandan beri sahanın içerisindeyim ve bunun hala bu işi yapabiliyor olduğum için şanslıyım. O şansı yakalamak ve o şansa ulaşıldığında hazırlıklı olmak için hem tekrar etmek gerekiyor hem de hata yapmaktan korkmamak gerekiyor. Ve bizi de misafir ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ne demedim?